anne ne bileyim yani. Altı top anne üstü şişe anne gibi. Ne bileyim yani ben bu şekildeyim arkadaşlar yani. Sabık su konuşma lütfen. Doğru düzgün, doğru düzgün otur. Ayşe. Lütfen. Anneciğim aşkım çiçeğim böceğim şişer misin? Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bebişkolar. Daha yüzümü yıkıp bile yıkamadım ya. Bir dakika yüzümü yıkayıp geleceğim. Merhaba arkadaşlar. Bugün 13 Nisan Salı saat 11:04 geçiyor. Ve ben bu videoyu yapmayı 2-3 gün önceden düşündüm ama bugüne kısmetmiş, bugüne nasipmiş, bugüne şeymiş. Bugünkü videomuzun konusu zaten gördüğünüz gibi başlıkta da neden psikiyatride yattım? Psikiyatride neden yattım? Neden kafayı yedim? Çok mu komik? Şey düşündüm arkadaşlar ya. Gülünür mü? Gülünmez mi? İyi bir şey mi? Gülünmez mi? Ama şu anda çok sağlıklıyım. İlacımı da kullanıyorum. Yarın da doktor randevum var. Bu yüzden kendimi çok iyi hissettiğim için artık eskideki şeylerle gülüp geçiyorum. Gülüp geçmeyeyim mi? Ağladığın zaman da çok oldu. Annem benim ben bıktım iç sesi. 20 senedir bıktım. 20 senedir bıktım. Neden? Senin problemlerinden. Tamam. Çünkü annem benim iç sesim. Yani dış sesim. Yani siz onu arka plandan duyacaksınız arkadaşlar. Bir tane Instagram'da bir tane soru şey bıraktım. Hani psikiyatri hakkında neleri merak ediyorsunuz sorun falan dedim. Ama daha kimse bir şey sormamış. Bir dakika bakıyorum. Yeni soranlar var mı diye bakacağım. Neden yattın hastalığının adı neydi demiş bir kişi. İlk sorumuz bu. Ben ya böyle çok fena. Bana anksiyete bozukluğu, anksiyete kaygı bozukluğu teşhisi konuldu. Anksiyete kaygı yani. Çok fena böyle kaygılanıyordum işte. Beni satacaklar, beni alacaklar, götürecekler, bana kötülük yapacaklar. Beni çok fena dövecekler, edecekler. Çok fena olacağım, beni çok fena yapacaklar falan diye kaygılanıyordum yani. Bu yüzden yattım yani. Hastalığımın teşhisi de kaygı bozukluğuydu. Mesela ilk böyle hastaneye gitmek istememiştim. Hani mesaj atacaklarını, böyle kötülüğü, kötü bir şey yapacaklarını falan düşünmüştüm. Kuzenim ambulans çağırmıştı. Ambulansla beni götürmüşlerdi. Hastaneye kaçmaya falan çalışmıştım. Mesela o zamanlar... Ya mesela o zamanlar benim babam ve küçükken benim babam vefat etti. Anneannem de yeni vefat etmişti. Sonra annem de icra ile alakalı bir sorunlar falan olmuştu. Yani eve icra falan gelecek gibiydi. O yüzden benim de tek malım, varlığım, bir tane bilgisayarım ve radyo vardı o zamanlar. Onlar olduğu için onları falan birbirine çarpmışım yani öyle söylüyorlar. Ben de biraz hatırlıyorum. Hani alırlar götürürler bütün eşyaları falan diye yani. Tabii bunları başka bir olaylar böyle yaşadığınız kötü olaylar falan tetikliyor. Ondan sonra siz psikolojik bunalımı veya psikolojiniz bozuluyor arkadaşlar. Hatırladığım kadarıyla böyle eve gitmek istiyordum hep. Yani beni kötü bir şey yapacaklarını falan düşündüm. Çünkü anksiyete bu şekilde. Hatta bakalım biraz Google'dan anksiyete nedir diye. Anksiyete bir diğer adıyla kaygı bozukluğu. Psikolojik bir rahatsızlıktır. Günlük hayatımızda ara sıra anksiyete yaşamak olağandır. Çünkü zaman içerisinde karşı karşıya kaldığımız olaylardan ötürü endişelenebilir ya da gelecek ile ilgili maddi manevi anlamda kaygılar duyabiliriz. Günlük yaşamda kaygı duymak her ne kadar normal olsa da durduğunda bir aşırılık mevcutsa o zaman tıbbi bir hastalıktan söz edebiliriz. Anksiyete bozukluğu olan kişilerde yoğun sürekli devam eden bir endişe hali ve günlük hayatta rastlanılan durumlarda karşı korku vardır. Bu şekilde arkadaşlar bu şekilde devam ediyor ve ben de icra gelecek gibiydi. Anneannem de vefat etmişti. Bu yüzden ben de kaygı bozukluğu başladı ama icra gelmedi. Çok şükür hepsini hallettik, hepsinin üstesinden geldik. Sadece korkmuştum yani, o yüzden psikiyatri bir rahatsızlığım başladı benim. İlk bu rahatsızlığım başladığı zaman ben hastanede yattım. Çok zor bir şekilde oldu ama yani hastaneye yatırdılar beni. Çünkü ben kaçıyordum ama bile yanından gidiyordum işte zorla. Dolmuşa bindirip hani
gittikleri tersanesine götüreceklerdi mesela beni. Bilmiyordum. Şurada zorla ambulans falan çağırdı. Ambulansla götürdüler beni hastaneye. Bu şekilde yattım hastanede. İlk yattığım zaman 3 günde yakın falan tecrite atıldım. Tecrite attılar beni 3 gün. Tecrite biliyorsunuzdur zaten. Kapalı bir yer. Böyle kapalı, kapkaranlık. Bir tane kamera var. Seni izliyorlar oradan. Sonra arkadaşlar, zorla hatırladığım kadarıyla, bunu çok iyi hatırlıyorum hatta, ilacı içmem için burnumu kapatmışlardı. Ben de ağzımı açmamıştım ama ağzımı da açmamıştım yani. Çünkü ben de bir kötülük yapacaklarını, bir şey yapacaklarını düşünmüştüm. Çok fena kaygı içerisindeydim arkadaşlar. Burnumu kapatlar, hani ağzımı açayım da ilacı içeyim diye ben ağzımı da açmadım yani. Boğulacak gibi oldum. Ya boğulacak gibi olmadım yani. Fazla bir süre kapatmadılar. Ama ben gene de ilacı içmek istemedim. Beni bayıltıp böyle veya çok halsiz yapıp bir şey yapacaklarını düşünüyordum çünkü. Sanki beni bayılacaklar, bana kötü bir şey yapacaklar gibi hissediyordum. Ay, işte burnumu kapattılar. Ağzından ilaç yani hap vermeye çalıştılar. Su falan hani. Sonra zorla iğne yaptılar beni tutup. Stajyer birisi vardı. Bir oğlan biraz tatlıydı. Ama bana iğne yapacaktı. Ama ben yerimde durmuyordum. Bir türlü çok hareketlendim. Böyle istemiyorum falan diye bağırıyordum. Sonra onu doktor yapmıştı bana. Hiç acımamıştı yani. O boşuna endişelenmiş. Hiç acısını falan hissetmedim ama ne oldu, ne ara girdi o iğne hiç hatırlamadım ama yani hiç acımadı. Ama ben boşuna endişelendim. Niye o kadar böldüm? Şu anda düşünüyorum, hiç anlam veremiyorum yani arkadaşlar. Sonra arkadaşlar, pardon, o iğneyi yapana doktor demişim. Hemşire yaptı. Çünkü bayandı. Aslında erkek hemşire de oluyor. Stajyer bir erkek hemşire vardı işte, o yapacaktı ama ben çok hareketlendiğim için o yapamamıştı. O yüzden bayan bir hemşire vardı orada böyle profesyonel olarak, tam o yapmıştı. Sonra arkadaşlar hatırladığım kadarıyla bunu da söyleyeyim. Ben o zamanlar çok fena böyle filmler falan izliyordum. Hani olağanüstü güçlerin olduğu, doğaüstü güçlerin olduğu filmler izliyordum. Ve 3 gün tecride yattığım süre boyunca duvarın içinden geçebileceğimi falan düşünmüştüm. Yani şizofrene falan bağlamıştım. Hatta demin yayını açtım TikTok'ta. Sonra nasıl anladın hani duvarın içinden geçemeyeceğini diye sordu birisi. İlaçların etkisiyle falan, bir de geçemeyince anladım zamanla. Hep yumruk falan atıyordum tecrütteyken duvarlara. Elleri falan şuralara böyle kıpkırmızıydı, yara olmuştu. Sanki yumruk atınca böyle duvarın içinden geçebilecekmişim gibi falan hissediyordum. Ya gerçekten şu psikolojik rahatsızlıklar çok kötü bir şey. Allah kimseyi aklıyla, psikolojisiyle veya böyle hastalıklarla sınamasın cidden. İşte duvarın içinden geçebileceğim falan düşündüm. Rezalet ya, rezalet. Sonra ya bu anksiyeteden dolayı ve şizofren teşhis konmadı bana. Ama anksiyete kaygıyla alakalı bir şey ve galiba yan etkisi olarak da öyle bir yani hareketler yaptım. Duvarın içinden geçebileceğimi falan düşündüm yani. Sonra mesela kapı vardı. Devlet hastanede bir tane kapı vardı. Oradan kaçmaya çalışıyordum. Böyle oradaki kabloyu falan kopartmıştım. Onu hatırlıyorum. Sonra etrafındaki insanları beni kurtarın der gibi bakıyordum. Çünkü kaygı bozukluğu vardı. Beni kurtarın, bana kötülük yapacaklar der gibi bakıyordum. Bana beni yardım edin der gibi falan bakıyordum arkadaşlar. Videom bu kadardı. Umarım güzel bir video olmuştur. Allah kimseyi hastalıklar ve psikolojik rahatsızlıklarla sınamasın. Bu arada Ramazan bayramınız mübarek olsun. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Bye bye.